Mahmur'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Doktor Akelan'a katıldığımı söylemek istiyorum. %20 rezekte bu hastalık çok eski bir dataya dayanıyor. Biz artık belki %50-70'ten ziyade %70-80'leri konuşuyoruz. Benim konuşmam konuna dair bunu göstermeye çalışacağım. Deniz Balcı. Şimdi kolorektal kanser karaciğer metastazlarından hastalık seyrinde yaklaşık yarısında karaciğerde metastaz olduğunu biliyoruz ve klasik data %70 kadar aslında anrezektabl olduğunu söylüyor. Ancak bu anrezektabl data gündelik hayatta bize nasıl yansıyor bakacak olursak Amerika'daki SEER database'inin gösterdiği evre 4 tüm tümörler bir araya alındığında kolorektal kanserlerde 5 yıllık survey %17 civarında. Bunun içerisinde kolorektal kanserler, hepatoseliler kanserler de var. Ve bu çok kötü bir data. Ve kanser related sonuçlara baktığımızda bunun çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Yine aynı database'den bakıldığında uzak metastaz yapmış, yani evde 4 hastalıklarda sonuçların çok daha kötü olduğunu görüyoruz. Oysa kolorektal kanser karaciğer metastazları daha farklı biyolojik bir hastalık grubu karaciğerin diğer primer tümörlerine göre ve burada gördüğümüz Liver Med Survey Fransa'da tutulan Renan Adam'ın liderliğinde bir database biliyorsunuz. On binlerce hasta var. Rezeksiyon olanlarla 5 yıllık olarak rezeksiyon olmayanlar arasında dramatik bir fark olduğunu görüyoruz. İşte biz bu hastaları rezektabl gruba nasıl geçiririz onu konuşmak istiyorum. Çünkü anrezektabl hastalık hemen hemen neredeyse hastalar için ölüm fermanıyla alakalı. Bu kararları kim veriyor? O da burada konuşuldu. Bu kararları sadece medikal onkologların vermemesi gerekiyor. Bu kararları hepatobiliyar cerrahi yapmayan genel cerrahları, kolorektal cerrahların da vermemesi gerekiyor. Bu kararları hepatobiliyar cerrahi ile ilgilenen cerrahların bulunduğu multidisipliner tümör konseylerinde bu kararların alınması gerekiyor. Radyologların, nükleer tıpçıların, medikal onkologların ve hepatobiliyar cerrahların dememiz herhalde daha doğru olacak. Peki kolorektal kanserde nereye gidelim? Klasik yaklaşımı biliyoruz. Önce kolon, sonra simultane yaklaşım var, sinkron rezeksiyon ve de liver first yaklaşım var. Ben şimdi mevcut veriler ışığında onları özetlemek istiyorum. Bildiğimiz gibi primer tümörün ilk olduğu klasik yaklaşımda esas tümörün tedavisi ve metastaz kaynaklarının ortadan kaldırılması gibi bir rasyoneli var. Ancak biliyoruz ki bu sırada yaklaşık %30 ila %50 hasta rezektabl olmaktan anrezektabl olmaya geçiyorlar. Hastalar da komplikasyonlar oluyor ve kemoterapi ve diğer tedavilerinde gecikme görülüyor. Şimdi geçen ay Surgical Clinics of North America'da yayınlanmış bir o bölümden bahsetmek istiyorum. Bir de makalede evre 4 kolorektal kanser karaciğer metastazlı hastalarda eğer hasta asemptomatik ise yani obstrüksiyon ya da kanama gibi bir semptom yoksa güncel kemoterapetik ajanlar ve diğer tedaviler gelişmelerle primer tümörü çıkarılması hastaya çok fazla bir şey katmıyor. Yani olay artık kolon kanseriyle alakalı değil. Olay metastazlar yani karaciğer kanseriyle alakalı. Dolayısıyla bu hasta grubu için belirleyici olan karaciğerle ilişkili tedavilerin gündeme gelmesi optimal tedavide cerrahi olduğuna göre cerrahinin bir an evvel bu hastanın cerrahi bulabilecekleri merkezlerde değerlendirilebilmeleri. Peki neden böyle? Metastazlarda ne oluyor? Şimdi metastatik odakların biyolojik aktivitelerin arttığını, tümörlerde proliferasyonun arttığını ve apoptozun azaldığını biliyoruz. Ve metastazlarda tekrar metastaz yapıyor. Bu özel bir slide. Bunu gösteren datayı göstermek istiyorum. Şimdi bu bir nükleer tıp çalışması. Rezeksiyon yapılmış ve rezeksiyon yapılmamış kolorektal kanser, karaciğer metastazlı hastaların PET CT'lerine bakıldığında bakın burada rezeksiyon olan grup, burada rezeksiyon olmayan grup summat değerlerinde artış olduğunu görülmüş. Yani primer tümör çıkartıldıktan sonra metastazlarda bir şey oluyor ve metastazların summat değerleri artıyor. Bu biyolojik olarak tümörde farklılaşma olduğunu gösteriyor. Bu farklılaşma ne olabilir? Bu da Hollanda'dan bir çalışma. Metastazların çıkarıldığı zamana bakmışlar. Bunlar da
mitotik indeks ve apoptotik indeks alabilmiş. Mitotik indeks senkron nükleer metastazlarında primer tümörün yerinde durduğu hastalara göre artıyor. Yani tümörde bir proliferasyon oluşuyor. Sulmax değerlerde zaten böylece artıyor. Apoptotik indekste de aynı şekilde bir azalma görülüyor. Yani tümör hücrelerinin daha agresif bir biyolojik duruma geçtiğini görüyoruz. Ve sonuç olarak da metastatik büyüme hızları primer tümör çıktıktan sonra çok hızlı artıyor. Bu primer tümörün önce bir çıkartalım, yani kolon, önce bir kolonu halledelim, daha sonra karaciğere bakalım tarzındaki klasik yaklaşımın aleyhine olan önemli bir data, bunu aklımıza tutmak gerekiyor. Bir önemli çalışmada geçen sene en azından Surgery'de yayınlandı. Metastazların metastaz yaptığı gösterildi. Bu da sanırım Almanya'dan bir çalışma. Dolaşan tümör hücreleri, circulating tumor cells, hastalarda hepatik benden ve ameliyat sırasında portal benden alınan kanla bu tümör hücrelerini göstermek mümkün oldu. Yani hastada primer tümörü çıkarıldıktan sonra karaciğerde tümör varlığında bu karaciğerdeki tümör rezeksiyon yaparken hepatik benlerden ve portal benlerinden örnek alırsanız burada tümör hücrelerini gösterebiliyorsunuz. Yani bu metastazların da metastaz yaptığını görmek mümkün ve bunların da invazif fenotipe sahip olduğunu, özellikle metastaz büyüklüğü 5 santim arttığında daha da önemli olduğunu gösteren ilk direkt literatürdeki çalışma olması açısından önemli. Bütün bunlarla beraber bizim de tabii stratejiyi değiştirmemiz gerekiyor. Strateji değişikliği çünkü primer yaklaşımla, klasik yaklaşımla yetersiz tedavi mümkün. Ve kemoterapi ajanları, benden önceki meslektaşım Dr. Albin çok detaylı anlattı. Yeni gelişen kemoterapetiklerle gerçekten çok iyi sonuçlar elde etmek mümkün. Ve son olarak biz tabii sadece bu işi kemoterapiye bırakmıyoruz. Karaciğer cerrahları olarak karaciğer cerrahisinde de paradigma değişti. Dr. Lang'ın söylediği %15-20 rezektabilite bugün %50-70 belki %70-80-90 rezektabiliteye doğru gidiyor. Şimdi ondan da bahsetmek istiyorum. Paradigma değişikliği biliyorsunuz bilinen yöntemlerden farklı yöntemlerden yaklaşım. Çıkan eskiden neye bakıyorduk? Karaciğerden ne çıkaracağımıza bakıyorduk. Şimdi neye bakıyoruz? Karaciğerde ne bırakacağımıza bakıyoruz. R0 rezeksiyon yapabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Ve yeterli future hemoglobin hastaya yeterli remnant bırakabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Burada da belirleyici en önemli parametreler hastanın bu işe fit olması. Yani kardiyovasküler pulmoner rezervinin bu işe fit olması. Hastada potansiyel olarak R0 bir rezeksiyon tanımlayabiliyor, yapabiliyor muyuz, planlayabiliyor muyuz ona bakıyoruz ve yeterli bir future liver remnant bırakabiliyor muyuz ona bakıyoruz. Bildiğimiz gibi pankreas kanserindeki burada detaylı olarak konuşulacak bir kavram var. Borderline rezektabı, vasküler tutulumlu tümörler için söylüyoruz. Karaciğerde de bir borderline rezektabı tanımı yapılmış. Bunlar bilateral dağılma olan tümörler, multiple tümörler. Future liver remnantın vasküler ve biliyar yapılarına tümörün yakın olması, yani daha riskli rezeksiyonlar ve düşük kültürlü remnant volumu olan tümörler borderline rezektabı olarak tanımlanmış. Bunlar için majör rezeksiyon planlanırken tabii ki öncelikle cerrahi ve merkezin deneyimi çok önemli. Bu ameliyatların yapıldığı merkezin bu hastalara olan yaklaşımı, hazırlıkları, operatif süreçleri ve postoperatif takipleri aslında belirleyici oluyor cerrahın deneyimiyle beraber. Hastanın dediğimiz gibi kardiyopulmoner rezervi, hastadaki tümör yükü ve bu tümörlerin karaciğer içerisindeki dağılımı ve karaciğerin kalitesi ki ben o slaytları çıkardım çünkü doktor Aldal'ın detaylı bir şekilde bahsetti. Kemoterapi ile alakalı özellikle kemoterapi asosiyel steatohepatit ve bazı ajanlarla görülebilen işte blue liver bu hastalarla sık karşılaşan cerrahların çok yakından tanıdığı ve sevmediği olanlar. Bunlar da karaciğerden ne kadar çok miktarda volüm uzaklaştırabileceğinizi ve geriye kalanın ne kadar güvenilir karaciğer olduğunu değerlendirmenizde parametreler, morfolojik parametreler olarak sayılabilir. Yakın zamanda yayınlanan bir konsensus raporunda bu klinik kararları vermedi. Primer ve metastazların tümör statüsü semptomatik olup olmadığı primer tümörü. Hastanın rezektabilitesi ki bu rezektabilitenin mutlaka ve mutlaka karaciğer cerrahisinde deneyimli merkezlerde ve cerrahlar tarafından yapılmasının önemi ve hastanın son olarak durumu yani hastanın kardiyopulmoner rezervi konuşulmuş. Guideline'lar ne diyor? Avrupa Medikal Onkoloji Derneği ESMO'nun guideline'larına baktığımızda bir kere ön
öncelikle bu kararların mutlaka multidisipliner tümör konseylerinde alınmasının önemi vurgulanıyor. Metastazların rezeksiyonunun geciktirilmemesi çok önemli. Ben önceki genel doktoru Algun bahsetti. Bu kemoterapide amaç hastaların karaciğer tümörlerinin radyolojik olarak ortadan kaybolması değil. Bildiğiniz gibi disappearing liver metastasis denilen kaybolan karaciğer metastazları diye bir tabir var. Bu kemoterapiden sonra daha küçük tümörlere daha iyi yanıt vererek radyolojik olarak bir miktar görünmez hale gelse de biz orada geride yaşayan tümör hücresi olduğunu biliyoruz. Daha sonra bunun yükseleceğini biliyoruz. Dolayısıyla burada amaç o tümörü içeren tüm anatomik bölgelerin çıkarılacağı, rezeksiyonun bir an evvel yapılacağı bir multidisipliner iletişim içerisinde olmak çok önemli. Guideline'larına çok kısaca bakacak olursak, burada küratif R0 rezeksiyon yapabilecekseniz hastalara senkron rezeksiyon önemli. Eğer anrezektalı hastalık vardığında bir kemoterapiden sonra ki genellikle 4-6 seans 2 aylık kemoterapi periyodundan sonra bir radyolojik değerlendirme veriliyor. Ve bu radyolojik değerlendirmenin yine cerrahlar tarafından yapılması ve sonra tekrar eğer rezektabilite sağlandıysa hastaların ameliyata geçmesi önemli. Özetleyecek olursak kolon tümörleri için rezektabl hastalıklarında eğer majör rezeksiyonları yapmamız gerekirse belki bir neoadjuvan kemoterapi sonrası liver first ya da IPS operasyonları verilir. Eğer minor rezeksiyon yapılacaksa mutlaka simultane rezeksiyonu denemekte fayda var. Rektumda biraz farklı. Rektumda primer belirleyici karaciğerdeki tümör yükünün minor ya da majör olması. Eğer karaciğerdeki minor tümör yükü varsa rektumdaki tümörden bağımsız olarak simultane rezeksiyon yapmak mümkün. Eğer karaciğerdeki majör tümör yükü varsa IPS liver first yaklaşım denenebilir. Avantajlarına baktığımızda senkron rezeksiyonun primer ve metastazların hem aynı anda hem de potansiyel olarak R0 küratif olarak temizlenmesi mümkün. Ve bu hastaların daha kısa süre hastanede kaldığını ve maliyetlerin daha düşük olduğunu biliyoruz. Dezavantajlar tabii metastatik tümör yükü fazla ise daha fazla deneyimi gerektiriyor. Risk limitler daha artıyor morbiditeyle beraber ve daha büyük bir işlem yapıyor. Dolayısıyla liver first yaklaşım için ve senkron yaklaşım için baktığımızda koşullar optimize edildiği zaman hastalar için tercih edilecek yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Literatürdeki data da aslında 2000'li yıllardan sonra çıkan data benzer şekilde operatif mortalite evreli ameliyatlarla senkron ameliyatlar arasında ciddi bir fark yok. Hastaların sövgilerine bakıldığında da sövgilerinin evreli ameliyatlar ve senkron ameliyatlar arasında paralel olduğunu görüyoruz. Biz bu amaçla Ankara Üniversitesi datasına baktık. Son 10 sene içerisinde 4 cerrahın datası var bunun içerisinde. Yaklaşık 130 karaciğer rezeksiyonu. Gördüğünüz gibi son 10 senenin datası olduğu için primer kolonlar önce yapıldı. Hastalar daha fazla ama gördüğünüz gibi senkron rezeksiyonlar özellikle bu zamanlara bölemedim ben ama son 5 seneye baktığınızda senkron rezeksiyonlar daha fazla öne geçmeye çalışıyor ve sonuçlara baktığımızda da senkron rezeksiyonların yerleri arasında çok büyük bir farkı olmadığını gördük bizim datamız açısından. Dolayısıyla kolorektal kanser karaciğer metastazlarında yeni paradigmanın onkolojik prensipler eşliğinde güvenli rezektabiliteyi arttırmak olduğunu söyleyebiliriz. Burada işte hastaya kalacak karaciğer parantezi çok önemli ve bunu nasıl sağlayacak olursak benden sonra bahsedilecek onu çok kısa bahsetmek istiyorum. IPS prosedürü bildiğimiz gibi Doktor Rangun ve içinde olduğu ekip tarafından 2012 yılında tanımlandı. İlk aşamada çocuğu ölenin altı temizleyip ikinci aşamada tümörün çıkartılması şeklinde hastalık tarafın. Şimdi bu IPS ameliyatı ilk çıktıktan sonra %15 perioperatif mortalite nedeniyle çok eleştirildi. Ama bu geçen ay Anadolu Sözcü'de yayınlanmış bir makale. Bizim de içinde olduğumuz 15 tane merkez, 400 küsur tane hasta bakıldığında teknikteki gelişmelerle beraber, merkezin ve hasta seçimindeki ilerlemelerle beraber perioperatif mortalitenin %5'inin altına, %4'ün altına düştüğünü IPS prosedürüyle görüyoruz. Bizim de IPS prosedürüyle 26 vakalık bir deneyimiz var. Bunlar 18 tanesi kolorektal kanser, karaciğer metastazı. İki tanesi senkron rezeksiyon, bir tanesi liver first
yaklaşım. Şimdi burada hastaların probiyotik değerlendirilmesi çok önemli bir prosedür için. Ben de size çok kısaca bunu nasıl yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. İliştirdiğimiz Ankara Üniversitesi'nde dedikçe bir yazılım var. Bu yazılımın hasta tomografi datası 3 boyutlu olarak software'e çeviriyor. Ve siz dünyanın her yerinde cep telefonunuzdan dahi, ben bunu otel odasında hazırladım, cep telefonundan dahi tümörün yerleşimini, bu bir Klatskin tümör algısı, Alps ameliyatı yaptığımız kalacak bir çözüm oluyor. Hepsini görmeniz mümkün. Burada da var. Benim örnek olarak göstermek istediğim vaka distinüteler rezeksiyon vakası. 51 yaşında kadın hasta. Rektum kanseri ve karaciğer metastazı var. T4M1 tümör. Neoadjuvan kemo radyoterapi sonrası hastanın perioperatif tomografisinde sol lateral segment 3 ucu remnant 277 mililitre olarak değerlendirilmiş. Karaciğer hacminin yaklaşık %19'u. Birinci evre, Alps'in birinci evresinden sonra postoperatif 8. günde sol lateral segmentin 277 mililitreden 553 mililitreye çıktığını görüyoruz. Ondan sonra 10. günde bir ikinci evresini yaptık. Bu ilk vakada rezeksiyonu birinci aşamada yaptık. Rektum rezeksiyonu birinci aşamada yaptık. Hastanın postoperatif 18. aydaki kontrolümüz. Alps tabi yeni bir prosedür. Hasta seçimi, future liver remnant seçimi ve teknik modifikasyonlarla gelişen bir prosedür. Ama sonuçları önemli. Bizim deneyimimize göre de 26 vaka belli bir deneyim periyodundan sonra, 2,5 seneden sonra hiç hasta kaybetmedik Alps prosedürüyle. Ve bu sonuçlar da liver met survey'in sonuçlarıyla benzer. Peki sırada ne var? Bundan sonra da değinildi benden önce ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Rapid konsept geliyor. Hastaya çok küçük bir canlı ya da kadavradan sol lateral segment kolorektal kanser karaciğer metastazı hastalarını ve o büyürken de hastalığı içeren sağlığın fonksiyon görmesi ve daha sonra o kısmını çıkartılması şeklinde. Sonuç olarak kolorektal kanser karaciğer metastazlı olan hastalarda senkron rezeksiyon artık önerilen yeni yaklaşım ve hangi hastalara ve hasta seçimiyle ilişkili olarak daha fazla veriye ihtiyaç var, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Ben organizasyon komitesine davetler için teşekkür ederim.